Merhabalar. Satranç bulmacalarıyla birlikteyiz yine. Şimdi bu konumda sanki vezir fedası olacak gibi. Şöyle ki vezir g7 şah. Kale ile alıyor Kale g7. At g7. At f6 şah. Tek yer şah h8. At f7'ye vezir F7 olmasa e, siyah 2 atla e, mat olmuştu ama e, vezir var. O yüzden varyanta şöyle e, başlıyor beyazlar. Önce kale D7 vezirle alırsa zaten e, taş kazanmış oluyoruz. Kale D7'ye fil D7 vezirin F7 ile bağını kesmiş olduk. Şimdi az önceki varyant gerçekleşiyor. Vezir G7, kale G7, kale G7, at G7'ye, at F6 şah, şah H8'e de at F7 ile mat olur. İkinci konumuzda ise hamle sırası siyahta ve kale veziri istemekte. Şimdi siyahlar burada kale c3 oynamışlar. Çünkü kale veziri alırsa kale c1 ile mat var. Vezir f1 oynamış beyazlar. Şimdi hem vezir istekte hem kale istekte sanki siyah kaybedecek gibi kale c8 oynamış. Ve kale d4'e de, 4 e de At D4 e Şimdi bir anda e, Siyah'ın Kale C1 tehdidi var. Çünkü Ate 2 Şah ve Vezir e, istekte. Kale e, Şah Aş1'e şah e ise Ate 2 Şimdi at alınamıyor. Çünkü e, Kale c lemat mat var. E, Kale C1 tehdidi de var siyahlar çareyi terk etmekte bulmuşlar. Üçüncü konumuzda ise hamle sırası beyazda ve at fedası yapılmış F7 karesinden. Tabii ki siyahın konumu çok sıkışık. Beyazın fil çifti, gerçi B3'teki fil istekte. Fakat beyazlarla oynayan Alek'in 10 hamlede mat yapıyor. Şöyle başlamış. Vezir H5 şah. Şimdi vezir H5'e almaktan başka hamle yok. F 6 çifte şah. Şahı oynamak zorunda. Ki sadece şah G6 oynayabiliyor. Şimdi fil C2 şah. Çaresiz Şah G5 ve e, Kale F5 Şah, Kale F5 Şaha, e, Şah e, H4 G4 oynarsa Kale E4 var, Kale e, Şah G6 o yüzden. Şimdi Kale F6 yine çifte Şah, Kale boşta ama Fil de Şah diyor. Şah G5'e, kale G6 şah ve şahı zorunlu olarak dördüncü yataya çekti. Şah H4'e, kale E4 şah. At f 4ten başka hamle yok. Kale F4'e, şimdi şah H5 oynuyor siyahlar. G4 değil de burada G3 çünkü Şah H4'e saklanıyor ve Kale H4 oynayacak ve çare yok, siyahlar terk etmiş. Dördüncü konumuzda hamle beyazlarda ve beyaz G5'teki at, C4'teki fil, vezir F7 karesine e, tehditler e, yağdırıyor. Ancak siyahın da 6daki atı veziri ve şahı f7 karesini koruyor. E, şimdi burada beyazlar fil f7 ile başlamış. E, umudu b7 karesinin de boşta olması. Ama burada beyazın çok büyük bir e, taktik hatası var. O da hücumdaki taşlarını değişiyor. Fil F7, At F7 At F7 ve Vezir F7'ye Vezir B7 hem atı hem A8'deki kaleyi istiyor. Burada siyahlar yine Alekin. Şimdi rakip Alekin kombinatif oyunlarda gelmiş geçmiş en güçlü oyunculardan. Şah D7 oynuyor. Ve e, A8'deki kaleyi bırakıyor. E şimdi beyazın sadece veziri e, hücumda. Siyahın ise fili G4'deki, C6'daki at ve vezir. Üç taşla e, saldırabiliyor beyaza. Vezir e, A8'e, vezir iyice oyundan düştü. Şimdi vezir C4 ve E2 karesinden mat istiyor. F3'e Alekin hiç affetmeden fil F3 GF3 tabi buradaki F2 H4 diyagonelde açılmış oldu. Şimdi ise Alekin'den at D4 hamlesi C1'deki fil boşta alırsa ancak burada doğru devam yolu atı almak şöyle ki vezir C1 şah f 2ye vezir H1 ve şimdi siyah da hücumdaki taşlarını değişmiş oldu. De5 e D5'de vezir H2 şah F1 D5 vezir A 7 gibi bir varyant var. Burada Siyah hafif üstün ancak at d4'e e, cebiri kaybetmemek için beyazlar d3 oynamış şimdi vezir d3 ve c4'e e, işte fil f3'ün e, faydası fil e7 e, fil h4 istiyor. Ve de buna çare yok. Vezir H8 e, e, 4 ve H8'e fil H4 ve beyazlar mat olur.